Hayırlı günler kıymetli dostlar ve aynı zamanda hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim bugün ihlastan bahsetmek istiyorum. İhlas yaptığımız bütün ibadetleri, hayrı hasenatı Allah rızası için yapmak demektir. Başka bir düşünce olmadan, herhangi bir çıkar ve menfaat kaygısı olmadan sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmaktır. Buna ihlas diyoruz. Ve her bir kişi, her bir Müslüman ihlaslı ve samimi olmak durumundadır. Aksi halde yapılanlar, edilenler boşa gidebilir. İbadetlerimizin, hayır ve hasenatımızın boşa gitmemesi için ihlas ve samimiyetten zerre kadar ayrılmamak gerekiyor. Sözü çok uzatmadan sevgili peygamberimizden bir örnek sunmak istiyorum. Bir hadis aktarmak istiyorum. Akabinde de Hazreti Mevlana'dan bir örnek vererek konumuzu bitirmek istiyorum. Efendim, Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mahşer gününde ilk suale çekilecek kişilerden birinin şehit olduğunu haber veriyor. Ve şehit Allah'ın huzuruna getiriliyor. Kendisine şehadetten, şehitlikten bahsediliyor. Ve bu hususta Rabbimizin kendisine birçok nimetler ihsan ettiğinden bahsediliyor. Şehit, evet diyor, ben bu nimetleri gördüm, bu nimetlere sahip oldum itirafında bulunuyor. Rabbimiz diyor ki peki sana verdiğim bunca nimetler karşısında ne yaptın? O da diyor ki ya Rabbi senin rızan için savaştım, cihada çıktım ve canımı feda ettim, şehit oldum. Rabbimiz diyor ki hayır, yalan söylüyorsun. Sen benim için savaşmadın. Benim için ölmedin. Senin derdin kahraman desinler, baba yiğit desinler idi. Öyle de oldu. Tutun bunu, cehenneme atın buyurur. Ve yüzüstü cehenneme atılır. Devam ediyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İkinci olarak bir ilim sahibi Allah'ın huzuruna getirilir. Ve Rabbimiz kendisine verdiği bunca nimetleri sayar. O da doğru ya Rabbi. Bana çok nimetler verdin. Peki bunun karşılığında ne yaptın der Rabbimiz. İlim sahibi der ki, ya Rabbi, senin için, senin rızan için ilim tahsil ettim. Kur'an okudum, okuttum. İlimle iştigal ettim. Rabbimiz der ki, hayır, sen bu yaptığını benim için yapmadın. Benim rızamı kazanmak için yapmadın bunları. Ne alim be, ne okuyor be, desinler diye yaptım. Öyle de dediler, öyle de oldu. Tutun, bunu da cehenneme atın, der Rabbimiz. Üçüncü olarak, mal mülk sahibi birisi Allah'ın huzuruna getirilir. Rabbimiz ona da der ki sana
şunları, şunları, şu nimetleri verdim. Doğru mu? O kişi de evet ya Rabbi, bana bunca nimetleri verdin. Peki karşılığında ne yaptın? Der Rabbimiz. Adam der ki ya Rabbi, senin verdiğin bu malı, mülkü, servetimi, samanımı senin rızanda, rızan için kullandım. O yolda sarf ettim. Kim ne istediyse koştum verdim. Velhasıl hayır yaptım, iyilik yaptım, infakta bulundum. Gayem senin rızandı. Rabbimiz der ki hayır, yalan söylüyorsun. Sen bütün bu yaptıklarını benim için yapmadın. Cömert desinler, bonkör desinler. Maşallah, ne kadar hayırsever, iyiliksever desinler diye yaptın. Öyle de oldu, sana öyle söylediler. Bunun benim yanımda hiçbir değeri yok, kıymeti yok der Rabbimiz ve emreder bunu da atın cehenneme buyurur. Efendim görüldüğü gibi ibadetlerimizi, hayırımızı, hasenatımızı, tüm iyiliklerimizi sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmamız gerekiyor. Eğer böyle olmazsa Allah katında hiçbir değeri olmuyor, zarar ediyoruz. Diğer bir örneği sunmak istiyorum. Bunu da Pir Hazreti Mevlana anlatıyor. Adamın biri abdestini aldı. Namaz kılmak için camiye koştu. Tam içeriye girerken baktı ki namaz kılınmış, cemaat camiden çıkıyor. Bu manzarayı görünce adam derinden bir ah dedi. Camiden çıkanlardan birisi bu ah sözünü işitince adama dedi ki ne oldu? Neden ah ettin? Cemaatle namaz kılmak için gelmiştim. Ama namaz bitti dedi. Biz cemaatle imamın arkasında namazı kıldık çıkıyoruz. İşte ben de onun için ah ettim. Adam dedi ki, o ahı bana verir misin? Ben de sana imamın arkasında kıldığım namazı vereyim. Adam, vereyim dedi. Tamam dedi, ben senin ahını aldım. Adam da, ben de senin cemaat arkasında kıldığın namazı aldım dedi. Ahı alan adam, gece bir rüya gördü. Rüyasında kendisine denildi ki sen ab-ı hayat ve şifa satın aldın. Bu alışverişin hürmetine Yüce Allah camide namaz kılanların hepsinin namazını kabul etti. Müjdeler olsun dedi. Evet, kıymetli dostlar, İhlas kazandırıyor, riya kaybettiriyor. Cenab-ı Hak bizi kazananlardan eylesin. Amin. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.